Herkese merhaba arkadaşlar, ben Aytu Aykut. Bugün sizlerle çok değişik bir format ve çok değişik bir video ile yayındayız. Bugün sizler için PlayStation Vita cihazını inceleyeceğim ve üstünde Uncharted oyununu oynayacağım. Bildiğiniz gibi PlayStation Vita çıkışını yeni yapmıştı. Ben de bir video ile bu alet cihazı incelemek istedim. Şu an cihaz şarjda. Ev içinde bir düzenek kurmaya çalıştım ve sizler için en iyi şekilde cihazı anlatmaya çalışacağım. İlk olarak cihazın PSP'den farkı, önceki PSP'lerden farkı, bir dokunmatik ekrana sahip. Gerek arka panelde bir dokunmatik ekranın olması, gerekse ön paneldeki akıcı şekilde, zaten üstünde iyi bir işlemci var. Akıcı şekilde gerçekleşen bir dokunmatik ekran var. Şu an ben bir oyun indirmesi yapıyorum. PC Store üzerinden indirmeler yapabiliyoruz ve onları bu şekilde görebiliyoruz. Gerek internete girebiliyoruz browser aracılığıyla. Wi-Fi ve 3G'li modelleri, iki adet modeli bulunuyor. Ben de şu an Wi-Fi'li modeli bulunuyor. Ve Wi-Fi'li modelden rahat bir şekilde internete girebiliyoruz. Girdiğimiz bölümleri kapatmak da kolaylaştırılmış. Sanki bir kağıdı geçer gibi geçtiğimizde bölüm kapanıyor ve ana menüye dönüyoruz. Cihazın üst kısmında oyunları sokabileceğimiz bir yer var. Ardından tuş kilidi ve cihazı kapatabileceğimiz bir bölüm var. Ses açıp kapama bölümleri var. Ve LBRB diye adlandırdığımız PlayStation konsolunun tuşları var. Tuş dizilimine baktığımızda PlayStation Vita sanki bir el konsolu gibi, artık tamamen iki adet analog kare üçgen şekilleri ve yön tuşlarımız yerini almış. Cihaz önceki PSP'lere göre daha büyük. Bunu da söyleyebiliriz. Daha geniş bir yapısı var. Fakat ele oturduğunu söyleyebiliriz. Sadece cebimize almaya çalıştığımızda bir sıkıntı yaşayabiliriz. Dediğimiz gibi ön ve arka panelde iki adet dokunmatik alan var. Bu sizi şaşırtmasın. El kombinasyonunuz çok iyi olacaktır. Ardından cihazın içinde yapabileceğimiz bir sürü uygulama var. New Year uygulaması, parti uygulaması, store, group messaging, tropies, internet, fotoğraflar, arkadaşlar ve yüklediğimiz oyunların geldiği menüler, oyun menajeri, harita, video, bağlanma. Bildiğiniz gibi araç PlayStation 3'e ve bilgisayara bağlanabiliyor. Ve müzik dinleme kısımlarından da cihazımız oluşuyor. Settings kısmından genel ayarlarımızı yapabiliyoruz. Genel olarak menülerin açılma hızları iyi diyebiliriz. Zaten cihaz üstünde hızlı bir işlemci bulunduruyor. Bu da oyun, gerek oyunlarda gerekse cihazın genel ana sayfasında iyi bir yer almış. Ben de şu an 3 adet oyun var. Biri çıkış oyunu olan ve en beğenilen oyun olan Uncharted. Biri demo olarak yüklediğimiz Asphalt. Biri ise Super Stardust Delta oyunu. Bu 3 oyun arasında yorum yapacak olursak tabii ki de Uncharted en iyisi diyebiliriz. Bildiğiniz gibi şimdi birazdan da ben o oyunu oynayacağım sizler için. İkinci sıraya Asphalt, üçüncü sıraya da Super Stardust Delta'yı koyabiliriz. Fakat eğer bu cihazda bir yarış oyunu oynayacaksanız kesinlikle Asphalt'ı sizlere tavsiye etmem. PC Store'dan bahsedelim biraz. Bildiğiniz gibi PC Store PlayStation 3'te de bulunan bir özellik. Cihazınızın üzerinden PlayStation oyunları alabiliyorsunuz ve bunları direkt indirme yapabiliyorsunuz. Eğer Wi-Fi'daysanız zaten direkt Wi-Fi olarak üzerinden girecektir PC Store'a ve indirmeleri direkt sizin modeminiz üzerinden yapacaktır alet.
PC Store'a girişte internet bağlantıları vesaire şeyler için biraz gecikebilirsiniz. Ama girdiğinizde sizi kolay bir menü karşılıyor. Yukarıda yer alan oyunlar, fiyatları, PS Vita oyunları, PS Vita apps'leri ve PS Vita demoları olarak 3 kısma bakabiliriz. Ben ilk olarak PS Vita demosa gireyim. Demo oyunlar ve gerçek fiyatları da üstünde yazar. Burada oyunların çıkış tarihlerini, puanlarını ve ücretlerini görebildiğimiz bir menü yer alıyor. Şu an için az sayıda oyun olsa da ileride genişleyeceğini söyleyebilirim sizler için. Şu an listeye baktığımızda en beğenilen oyun Uncharted 5, 4.5 yıldız. Ardından Wipeout geliyor, o da 4.5 yıldız. Bildiğiniz gibi Wipeout PSP'nin vazgeçilmezlerinden. Super Stardust Delta oyunu geliyor. Rayman 5 yıldıza yakın bir özellikle, çok iyi. Motor Storm, Mod Nation Racers gibi oyunlar da bunları takip ediyor. Ben şu an Dungeon Hunter Aliens oyununu indiriyorum. Ve indiğinde eğer videom içinde inerse sizlerle paylaşmaktan onur duyacağım. İsterseniz şimdi bir oyuna girelim.